Bülbül havalanmış yüksekten uçar. Has bahçe içinde gülüm var değil. Seni seven aşık serinden geçer. Güzelleri içinde yarın var değil. Seni seven aşık serinden geçer. Güzelleri içinde yarın var değil. Akıllı, zeki ve dürüst bir hakim. Diyor ki, ceza hakimi bu, suçluyu kazıyın, altından insan çıkar diyor. Ağır suç işlemiş, iğrenç suç işlemiş bir insanı iyi inceleyin, altından masum bir çocuk çıkar. Şimdi düşünelim, sürekli partner değiştiren, sürekli eş değiştiren, erkekleri sömüren, yalan söyleyen bir kadın neden böyle davranır? Bunu etiketlemek kolay. Peki düşünelim, neden böyle yapar? Bir kadın bir erkeği beğendiğinde onun kötü yanlarını görmez. Her şeyini yüceltir. Hatta cinayetlerini bile. Buna ben demiyorum, büyük üstad Dostoyevski diyor. Dostoyevski gelmiş geçmiş en büyük davranış bilimcidir ve sanatçıdır. Bir kadın erkeğin kötü yanlarını görmeyerek, onu yücelterek bire tamamlar. Ancak o erkekten darbe yediğinde büyük bir çöküntüye girer ve sürekli olarak yeni kişiler bulur ve o kişilerin kötü yanlarını görür. Yediği darbeden ders almıştır. Kimisi eğlencelidir, kimisi güçlüdür, kimisi güvenlidir, kimisi zengindir. Hepsini toplasan bir erkek anca eder. İşte bazı kızların sürekli eş değiştirmesi, partner değiştirmesinin gerçek nedeni budur. Bire tamamlar. Bir edebiyatçı diyor ki, kadın güle benzer. Bir kez açtı mı gerisi yaprak dökümü. Ve gerçek aşk İlk aşktır diyor. Kadın bir kez birini beğendi mi ve ondan darbe aldı mı, gerisi yaprak dökümü. Herkes de farklı bir şeyler bulur. Fransızlar diyor ki, bir Fransız atasözü şunu diyor. İkinci kez evlenen bir kadın düşmanını yatağına alıyor demektir. Bu sözün ne anlamı geldiğini pek anlayamadım. Yani bir kadın birisinden boşanıp ikinci kez evlenemez mi? Evlenebilir elbette. Gayet insani. Ancak ciddi sorunlar oluyor. Bunu artık üzerine düşünecek, işte araştırma yapacak kişiler karar verecek. Bunlara yedi kocalı Hürmüz diyebiliriz veya yedi kocalı Hürmüz sendromu. Bir de patolojik düzeyde partner değiştirenler var. İşte bunlar önemli. Sürekli erkek değiştirirler. Erkekleri sömürürler, paralarını yerler, bırakırlar veya erkeğin peşinden koşup koşup erkek ona yüz verdi mi onu bırakan tipler var. Ben şunu gördüm. Bir pavyon kadınının arkasından
servet bitiren insanlar gördüm. Kadın bunun ipini eline almış, tüm malını sömürmüş. Erkekleri sömüren kadın tipleri.